Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Son seçim anketi geldi. Rüzgar Erdoğan'dan yana esiyor. Altılı masada kayıp büyük. Türkiye genel seçimlerine gidilen kritik süreçte sokağın nabzını yoklayan Genel Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ve Aredasur ve Genel Müdürü Yusuf Akın son izlenimlerini Haber 7 ile paylaştı. Yürütme organını belirleyecek Türkiye genel seçimlerine 109 gün kaldı. 60 milyona yakın seçmen 73 yıl sonra yeniden aynı tarihte yani 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Uzmanlar ufuktaki seçimlerin Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında geçeceği inancında. Ancak ikinci tura kalınması halinde gri bölgedeki partiler belirleyici olabilir. Sokağın nabzını tutan kamuoyu araştırma şirketleri son çalışmaları ile Cumhur İttifakı'nın oy oranını artırdığını ortaya koyuyor. Genar, Optimar ve Areda'nın yöneticileri bu yükseliş trendinde hükümet kanadının halkı önceleyen politikalarının etkili olduğu kanaatinde. Altılı masadaki kayıpsa derinleşiyor. Haber 7, sahadaki son durumu okuyucularına ulaştırabilmek için Genel Başkanı İhsan Aktaş'a, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'e ve Aredasur ve Genel Müdürü Yusuf Akın'a danıştı. İşte Aktaş, Daşdemir ve Akın'ın açıklamaları. Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Haber 7'ye yaptığı özel açıklamada son anket çalışmalarının detaylarını paylaşarak altılı masadaki oy kaybına değindi. Aktaş, altılı masanın vatandaşı ikna edici teklif ve öneri üretmekten uzak olduğunu, sahadaki ibrenin hükümetin lehine döndüğünü aktardı. Bizim son hafta yaptığımız anketlerde AK Parti'nin oyu 40-41 civarındaydı. CHP'nin oyu 22, İYİ Parti 11-12 düzeylerindeydi. HDP'nin oyu şu anda İYİ Parti'den daha sağlam gözüküyor. Şu an 12'lerde. CHP'den ve marjinal soldan oy alıyorlar. Tabii bu aydan aya değişiyor. Çok milimetrik rakamlar. HDP 11-12 aralığında oynuyor ama genel olarak bu şekilde. CHP ve İYİ Parti'nin oylarında gerileme yaşanırken AK Parti'nin ise son 6 aydır yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Ekonominin hararetinin soğutulması, enflasyonun dengelenmesi bunda etkili oldu. Tabii muhalefete herhangi bir atılım yapılmamasına da dahil edebiliriz. Ne bir teklif ne bir öneri. Üstelik kendi içlerinde yaşadıkları tartışmalar o sebeple vatandaş altılı masadan umudunu kesiyor. Süreç hükümetin lehine döndü. AK Parti'nin seçmen bazı politikaları güderek oy oranına 15 kalem artırabilecek hamlelerde bulunduğunu belirten Aktaş, burada önemli olan strateji, seçmen taleplerinin bireyselleştiğini fark edebilmekti. Hükümet bunu gördü ve buna uygun politikalar geliştirmeye başladı. Dikkat ederseniz hükümetin attığı her bir adım milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. KYK faizlerinin silinmesi, sosyal yardımlar, konut hamlesi ve EYT gibi. Her adım birkaç milyon kişiyi ilgilendiriyor. Üstelik memnuniyet oranı da yüksek tutuldu. Hükümet en az 15 kalem oy getirebilecek adım attı bu süreçte. Nihayetinde AK Parti'nin oyu 41-42 düzeyindeydi. Buraya kadar böyle geldi dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.